Bakın bakalım başka işte benim eşim yok diyen Melis mesela hangi damat adayının oylarına talip olmuş? Semih'e verebilirim oyumu yani. Öyle gibi gözüküyor, izleyelim. Melis'e verir Melih'e. Biz onun karşılığında ne alacağız? Semih'le kutlamaya gideceğim. Kral olacağım ben. Altınlarınızı bize vereceksiniz mi? Ya altın sizin olsun, biz gidelim. Tamam, tamam. Altın versin. İkimiz de altınımızı onlara verelim. Tamam, ver. Vermeyiz, merak etme. Rahat olun, veririm. Senet imzalamadan yapar mıyım bu işi? Bir çeyrek altın oğlum. Tamam kardeşim. Tamam ben sen yonca alacağım onu karşılığım tabii. Yok. Yok mu? Yok. Temizliğinden... Batuhan'ın gözlere bak. Nasıl bak? Altından bir küçük Batuhan. Altın. Batuhan sen bir düşündün ama bak şimdi bak, düşündünse. Altınları vereceğinizi kabul edin. Sen Batu'ya, sen de bana. Sizin için yarına kadar propaganda bile yaparız. Tamam. Tamam. Söz mü? Tamam. Bir altın parası verdim pişmaniyelere zaten be, yeter. Ver bir altını. Tamam. Hadi hadi. Ne? Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Abi altınları verecekseniz eğer ben propaganda tamam, bile tamam, yaparım. Tamam burada altınları vereceğiz diyoruz, yeter Melih, be. Melih Semih diye var ya, burada çığlıklar atar. Işte. Tamam o zaman ben vereceğim bir tanesini. Kim verirse bir tanesini vereceğim. Söz. İyi. Tamam hadi bana bir kahve yap. Ne kahvesi? Türk kahvesi. Ya hayır şimdi kahve yaparım, dıt dıt öter. Kim? Dıt dıt. Tamam oturalım muhabbet edelim. Bu ilişkinin artık adını koyuyoruz. Yavaş. Koyuyoruz. Yok öyle bir şey yok. Ne zaman koyarız? Takmini dedim. Tak. Takmini bir süre. Takmini bir süre bakacağız. Bir şeyler olacak. Bir şeyler bak, olacak. Bak seni öldürürüm. Bir şeyler olacak. Rahat ol, sıkıntı yok. Şimdi biz adını koyalım. Vallahi bazıları oy için temizlik becerilerini, bazıları da Semih'in çok hoşuna giden cilve becerilerini kullanmış anladığım kadarıyla. Vallahi ben hiç konuşmayayım bu konu Semih hakkında. Semih hiç rahatsız değildin zaten. Ben yani konuşayım. O çok belli. Ya, İstemem çok yan cebime koy. Bu konu hakkında ben Allah konuşayım. Allah Allah, Batu'yu konuşabilir miyim? Batu zaten dinlediysen istemem de yok yani. Koyacağız bir şeylerin yani, adını diyor. Gördüğümüzü söylüyoruz Seda Hanım ya artık. Bilmiyorum bir şeyler yapsınlar. Gördüğümüz halde hissettiklerimiz de var şimdi. Onlar hiç girmiyor. Gir Adnan olmaz. Gir ne hissediyorsun? Vallahi hissettiklerim arasında... şu anda yoksa gerçeklerimi söylüyorsun? Yok şu an gerçekleri söylüyorum. O Melis'e oy için size yapacağım propagandaydı. Şu an Melsem için propaganda yapıyorum. Ben artık bir Melsemciyim. buradan Allah Allah. Tüm Melsem fanlarına sesleniyorum. Sen de mi Melsemcisin? Bu altın vadi işe yaramış. Biz Melsemciyiz artık. Haydi Melsemciler. Peki bir şey söyleyeceğim. Semih Melsemci mi? Bir Semih'e soralım. Sedan, olacak. Ben... Olmalı. Allah Allah. Olduracağız. Ben çok baskı altında hissediyorum kendimi Seda Hanım. Biraz hisset ya. Erkek ben... dediğin birazcık elini taşın altına koyar. Ne var yani? İyi kral seçilirse eğer bakacağım ona göre bir tansiyon ölçeceğim. Haa bak sen. Açık kapı var. Ben size diyorum kimi temizliği kullanır, kimi cilveyi kullanır diyorum. Aynen. Şimdi dün Melis'le burada konuştuk. Kızlar da üstüne gitti. Ben de biraz yokladım. Hatırlıyor musunuz? Semih'e karşı bir şey hissediyor musun? Hissetmiyor musun? Melis ne dedi? İçimde kalacak. Ben söylemeyeceğim kimseye. İçimde yaşayacağım. Kendimi tutacağım dedi. Nereye kadar tutabildi merak ediyor musunuz? İşte buraya kadar tutabildi. Ediyoruz. Bakalım hadi. Çok yoruldum. Gerçekten. Bu senin hayatın. Ve bu evde herkes istediğin gibi tanırsın. İstediğin adayı da tanırsın. Buna hiç kimse karışamaz. Ya ben kimi tanıdım ki hayatım? Kimseyi tanımadın. İşte etken dediğinden kastım bu aşkım. Kimse sana karışamaz. Bir şey söyleyeceğim. Etken falan yok. Sadece tabii ki yok. Gereken kişi sen ve Semih. Yani konuşmamız gereken ciddi bir şekilde. Ve biliyorsun ağzında etken dediğim büyük bir etken Semih. Ben... Konuştuk hatırlıyorsun değil mi? Yani... Semih'le de bir ne bileyim ya. Bilmiyorum. Herkes aran bu, yani Nur yüzünden bozuluyorsun. Etken diye başkalarını düşünüyorsun. Bu evde senin için etken yok. Moralini bozacak hiçbir şey yok Melis. Ya hiçbir beni şey yok. Tanıyorsun. Ben sevdiğim insan için herkesi karşıma alırım. Hiçbir şey düşünmem. Geçmiş, gelecek hiçbir şey düşünmem. Tamam işte bak hiçbir şey düşünmeyen benim bildiğim Melis. Ben gerçekten hiçbir şey düşünmem. Benim tanıdığım Melis düşünmez, umursamaz ve istediğini alır gider yapar, mücadele eder. Sen çok pes edecek bir kız değilsin ki. Semih, Melis senin yanında bu kadar mutlu, neşeli, cıvıl cıvıl ama sen yokken bu kadar üzülenebiliyor ve sebebini de artık duyduk.
işte içimde tutacağım, saklayacağım dedi ama o da insan, bir yere kadar saklayabildi. Şimdi bu senin vereceğin kararı ve sorumluluğu da zorlaştırıyor. Ne diyeceksin? Vallahi Seda Hanım, gerçekten bak ben Melis'i insan olarak çok seviyorum ama yani bir şey söylemek istemiyorum şu an, net bir şey ya. Yaşayalım görelim yani. Aşağı tükürsem güzel sakal, yukarı tükürsem bıyık. Gerçekten. Bravo. Bakalım kısmet yani. Bir şey demek. Hayır da demiyorsun ama. Hayır da demiyorum. Çok büyük bir adım. Ya bu bile bir adım. Bir şey. Bravo kanka. Bu, çok güzel. Bu bir adım. Bravo kanka. Bravo. Bu bir adım. Allah, bravo. Mersemciler bak olarak umutlandık. Hayır, şöyle bir şey. Bu bir adım. Niye? Çünkü bugüne kadar sürekli hayır diyen, evet, sürekli işim olmaz diyen Semih. Az önce izlediğimiz MVTR'de ve de bu senin üzüntü görüntülerinin ardından hayır da demiyor ki, bu görüntülerin ardından erkekler korkar. Bugüne evet kadar hep gözyaşlarından korkuldu bu evde. Ben ama Seda Hanım, ben Semih'e karşı gözyaşlarımı hiçbir zaman silah olarak kullanmadım. Ya da onu kötü göstermek amacıyla kullanmadım. Beklentin de yoktu. Bir beklentim de yoktu hiçbir zaman. Sadece dışarıda olan bir şeyler falan. Bugün çok dolmuştum ben. İçeri girmeden önce de kötüydüm. O neşeli halinizden sonra mı bu? Evet. Orada daha çok hoşlandığını anladın. Semih de neşeliydi. O da neşeliydi. Aramız iyiydi. Sonra eve geldiğimde şey düşündüm. Hani program bittiğinde onu bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Ve o yüzden üzüldüm. Hayır, belki de dışarıda birini bulacak ve mutlu olacak. O ihtimal de var tabii. Tabii ki. Bunu hiç söylemese daha bu ne olur? Ama var. Ben dışarıda görüşebiliriz ihtimalini konuştum. Semih dışarıda birini bulur ihtimali açmaz. Ama işte açmaz. Aynı şey Melis için de geçerli. O yüzden hani insanların hani iyi oturup düşünüp tartması lazım. Ben bunu bir umut ışığı, ümit ışığı olarak alıyorum Semih'in. Akışına bırakalım demesini. En başta hani erkekler evinin bahçesinde şaka yapıyor sandım Semih. Hani adını koymayalım da bir şey olacak dedi. Ama şimdi bu gözyaşlarının üzerine de net hayır demiyorsa bence önemli. Sence de Semih bir adım değil mi bu ya? Çok sıkıştırıyorsun Selam. Sıkıştırayım azıcık be. Bir adım yani, hep hayırcı Semih. Tabii ki yani, her zaman ben Melis'e hayır diyen bir insanım. Bu bir adım sayalım, evet adım yani. Adnan'dan sıkıldın sonunda. Helal olsun. Ne? Helal olsun be Semih. Ne dediniz? Senden sıkıldı herhalde sonunda diyor. Böyle bir durumda zaten beni hiç yanlarından ayırmayacaklar ki, ben devamlı yanlarında olacağım. Evet, ileride ilişkiniz devam ederse, inşallah evlenirseniz bir odayı da Adnan'a ayırın. Şimdiden haberiniz olsun. Adnan diyor ki ben diyor sizin yanınızda diyor çok eğleniyorum diyor ya. Siz diyor birlikte olun. Vallahi aynen öyle Seda Hanım. Ben onları bir arada görürken Batu'yla da öyle, orada kahkahadan duramadık yine buradayken de aynı şekilde. Bunlar ilişkisinde üf çok eğleneceğiz. O ya elektrik olduğunu zaten erkekler evi de, kızlar evi de, bazı özel isimlerde sürekli söyledi. Semih hayır hayır derken bile, Tankut da vardır mesela bu isimlerin arasında, Adnan da vardır. Var bunların arasında bir elektrik, bazı ilişkiler böyledir dedi. Yalnız az önce o gözyaşları meselesinde. Sen yeter ki...